İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani, Kuddise sirruh. Kabir azabı. Seyyid Mir Muhibbullah adındaki bir zata mektup yazıp şöylece başladı nasihata. Allah bizi ve sizi şerefli ceddinizin yolunda bulunmayı her an nasip eylesin. Merhametli efendim, dünya kazanç yeridir. Bu zaman da devamlı her gün azalı verir. Geçer ise bu ömür hep günah işlemekle, yarın pişman olmaktan başka şey geçmez ele. Öyleyse ölmeden artık uyanmalıyız. Parlak olan bu dine uygun yaşamalıyız. Ancak böyle yaparsak kurtulmamız umulur ve böyle kazanılır ebedi rahat, huzur. İşte dünya hayatı iş yapacak zamandır. Keyif yapıp eğlenecek zamana daha vardır. İnsan iş zamanını keyif ile geçirirse ne elde edebilir mahşer günü o kimse? Bir çiftçi tohumunu ekmez ise iş günü, yarın alabilir mi tarlanın mahsulünü? Biri sual etti ki, kabirdeki azaplar rüyada acı duymak gibi mi olacaklar? Buyurdu ki, katiyen rüya gibi değildir. Kabirdeki azaplar azabın kendisidir. Rüyada görünenle aynıdır sanma sakın. Onunla bir ilgisi yoktur, hiç uzak yakın. Çünkü kabir azabı, ahiret azabıdır. Hem ruha hem bedene birlikte azap vardır. Rüya ise bir ruhun bedenden ayrılarak bir şeyler görmesidir, sadece ruh olarak. Hem de kabir azabı, ahiret azabıdır. Dünya azabı ise ona göre pek azdır. Oradan bir kıvılcım dünyaya gelse eğer, dünyadaki her şeyi hemen yakar, yok eder. O dedi, rüyada da ve insan ölünce de, ruh bedeni terk edip çıkıyor neticede. O halde niçin rüya dünyadan addedilir, kabirdeki azaplar niçin ahirettendir? Buyurdu ki, uykuda ruh çıksa da bedenden, bu keyfe, eğlenceye gidene benzer aynen. Gülerek, sevinerek evinden çıkar gider, yine sevinç içinde geriye eve döner. Ölürken ki ayrılış, benzemez buna fakat, değildir onun gibi hiç neşeli ve rahat. Bu dahi şu kimsenin haline benzer aynen, evleri binaları yıkılmıştır tamamen. Vatanı haraptır ki yoktur artık bir evi, hiç dönmemek üzere terk etmiştir bu yeri. Olmaz neşe ve sevinç böyle bir terk edişte, çok acı ve güçlükler olur böyle gidişte. Uyuyan bir kimsenin vatanı bu dünyadır. Ona dünyaya uygun muamele yapılır. Ölenin ise vatanı
ahiret olur artık. Ona da iş yapılır ahirete muvafık. Zira bir hadiste buyurdu ki o server, kıyameti kopmuştur ölürse insan eğer. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Buyurun sen. Efendim İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Ebu Muhammed Razi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, şikayet ve gönül darlığı marifet azlığından, yani Allah-u Teala'yı tanımamaktan ileri gelir buyuruyor Ebu Muhammed Razi rahmetullahi aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler hocam. Buyurun efendim. Benim bir sorum vardı. Dinliyoruz efendim. Kız kardeşim hamile. Doktorlarda işte bu tahliller falan yapıldı. Down sendromlu olduğu söylendi. Kaç aylık? Şimdi 4 aylık oldu. Ama kız kardeşim hani aldırmak istemiyor ama kalbinde sorunları falan çıktı. Çok yani kalbinde sorunları çok. Hani yaşaması bile zor deniyor. Kendi kalbinde mi kız kardeşinizin? Yok yok, bebeğin kalbinde. Evet. Hani yaşaması da zor diyorlar. Hani kız kardeşim aldırmak istemiyor ama ne yapması lazım hocam? Siz bir şey yaparsanız söylerseniz. Peki efendim. Hocam bir de dua ederseniz. Rabbim iki cihan saadeti versin inşallah. Teala efendim hayır neticeler ihsan etsin. Amin. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Benim 4 tane sorum olacak Osman hocamıza. Dinliyoruz efendim, buyurun. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Sizler de iyisiniz. Cümlemizden inşallah hocam. Cümlemizden inşallah. Hocam benim birinci sorum. Benim elimde bir ilmihal var. Bir mızraklı ilmihal. Bir de İmam Gazali rahmetullahi aleyh herhalde tam başlığını okuyamadığım için ben sizden buna göre amel ediyorum. Doğru mu yapıyorum? Şafii mezhebindeymiş İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Doğru. Sen Hanefi misin? Sizden şu kitabın başlığından okuyabildiğim kadarını okuyayım. Herhalde siz tamamlayabilirsiniz. Heze kitabı tercümeyi eyyuhel veled. Tahir Gazali, o aradaki kısmı okuyamıyorum. Tamam. Ve Hüccetil İslam şerhi. Tamam efendim. Var. Buna göre amel etmem ey oğul diye başlıyor bütün konu başlıkları. Tamam efendim. Siz Şafii misiniz? Siz Şafii misiniz efendim? Hanefi mezhebindeyiz. Peki, devam edin, buyurun. Abdestten sonra kulak çöpü kullanmak, yani o kulağın ıslaklığını gidermek. Kulakta mantar olduğu için o kulak ıslak kalınca kaşıntı oluyor sürekli. Bunun giderilmesi için kulak çöpünü kullandığımız takdirde orada çıkan sarılık cerahat mı oluyor? Abdesti bozar mı? Hani bazen sarı kir şeklinde çıkabiliyor. İkinci sorum, esnediğimizde soğan doğramada veya dışarıda havaların soğukluğundan kaynaklanan gözyaşlarında, hani gözden akan yaş, esnediğimde benim yaş akıyor, soğuktan da akıyor, abdesti bozar mı? Bir de namazda huşu olunca ağlamaktan dolayı burundan akan sümüğe benzeyen bir akıntı namazı ve abdesti bozar mı hocam? Peki efendim. Bu kadar hocam. Teşekkürler. Allah razı olsun. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun. Ben miyim? Evet, buyurun. Tamam hocam, Allah Teala sizden razı olsun inşallah. Cümlemizden efendim. Bu işe sebep olanlardan, bizlere bu hizmeti getirenlerden Rabbim binlerce kez razı olsun inşallah. Amin inşallah Teala efendim. Hocam sizden evlatlarım için dua istiyorum. Cenab-ı Hak salih salih eylesin inşallah Teala efendim. Sağ olun, teşekkür ederim hocam. Bir de ben oğlum böyle hangi işe elini atsa o iş oluyor, olduğu olacak, elimde kalıyor. Tekrar geri dönüyor. Ben de bunun için her gece bir Yasin, Fetih Suresi, Bakiye Suresi ve Mülk Suresini okuyorum. Okurken de Sisle-i Aliye'nin isimlerini sayarak Allah-u Teala'dan bunların hatırına hayırlı kapılar açmasını istiyorum da, acaba yanlış mı yapıyorum hocam? Her gece ama ısrarla istiyorum da, yani bunu yanlış mı yapıyorum? Bir kez yapsam olur mu? Devam edin o, yanlış değil. Tamam hocam, teşekkür ederim. Peki. Bir de ben
şu yemin kefareti için hocam, sizden bilgi almak istiyorum da. 3 aylara gireceğiz de sürekli oruç tutuyoruz 3 aylarda da. Bunu ben her gün mesela her hafta 3 tane tutup yemin kefaretine niyet etsem olur mu, yoksa hepsi için bir defa mı tutmam gerekir yemin kefaretlerini? Yok, ayrı ayrı. Hocam çünkü kaç tane olduğunu bilmiyorum. Tahmin yani edeceksin. Efendim? Madem 3 aylarda oruç tutacaksın, başka kaza borcun falan yoksa, üçer üçer sayacaksın. 3 bitince bir yemin, 3 bitince bir yemin, o şekilde halledersin. Öyle. Tamam mı efendim? Hocam var, oruç borcum da var da onlara da ayrı tutuyorum zaten yıl içinde. Ama tabii bitti bitmedi bilmiyorum. Öylesine tutuyorum artık ölünceye kadar. İnşallah. Peki efendim. Allah nasip eder. Hocam bir de seferi hakkında size bir şey sormak istiyorum. Ben 3 yıldır memleketimden uzaktayım. Memlekete gidince namazlarımı 4 kılıyorum. Yoldayken olanları 2, memlekete yetiştiğim anda 4 kılıyorum. Nerede evlendiniz? Nerede evlendiniz? Ben Van'da evlendim hocam. Memleketim Van. Şimdi Eskişehir'de yaşıyorum 3 yıldır. Ha, anlaşıldı efendim. Tamam, bu konuda da bilgi verirseniz. Peki teşekkür efendim. Teşekkür ederim hocam. Allah sana razı olsun. Amin. Teşekkürler, hayırlı günler. Dün onu söylemeyi unuttuk. 3 aylarda kefaret orucu tutacak olanları isterseniz bir kere daha hatırlatalım. Hatırlatalım hocam. Efendim. Şimdiden başlarlarsa iyi olur hanımlar özellikle. Bu dinleyicimiz aynı şekilde 3 aylarda oruç tutuyoruz. Bu şekilde oruç tutanlar var. İşi durumu müsait olan veya bünyesi müsait olan bazen. Bazılar mesela dayanamıyor. Rahatsızlığı olanlar da var. Şeker rahatsızlığı varsa tutması zor oluyor. İşte efendim ömrümde bir defa kefaret orucu tutmak iyi olurmuş. O yaygın halk arasında da, kitaplarda yok öyle bir şey. Çünkü kefaret bilerek orucu bozmanın cezasıdır. Ki Şafii mezhebinde de farklı bir durumu söz konusu onun. Yani Hanefi mezhebinde kefareti gerektiren şeyler Şafii mezhebinde gerektirmiyor. Peki ömründe bir defa kefaret tutmuş olsa mahsur olur mu? Orada kitaplarda mahsur olmaz diye cevap verilmiş, yazılmış. Durumu müsaitse kısa günlerde, şimdi daha çok uzun değil, kefaret oruç tutulabilir. Şimdi cemazilahir ayındayız. Dolayısıyla hanımların önce kefaret orucunun özelliğini söyleyelim. Kefaret orucu 60 gün arka arkaya peş peşe tutulması lazım. Hastalık, yolculuk, özür değildir. Bir tek hanımların muayyen günleri bırakıyor, biter bitmez hemen başlıyor. O kadar. Bunun için hatırlattığınız iyi oldu. Her sene de hatırlatıyoruz. Hanımların muayyen günlerde bırakması gerekiyor. Bırakınca Ramazan-ı Şerif girmeden önce bunu 60'a tamamlaması lazım. Peki Recep ayı girince başlasa tamamlayamaz. Onun için bugünlerde başlaması lazım. Ki muayyen günleri çıktıktan sonra Ramazan-ı Şerif girmeden Şaban'ın sonunda 60 gün tamamlansın. Peki efendim işte 61 deniyor, o bir kaza. Onu istediği zaman tutabilir. Ama 60 gün mutlaka tutulması lazım. Hatta tam İlmi Hazretleri diye de bir ifade geçiyor. Buyuruyor ki bir kimse kefaret orucuna başlamışsa, diyelim ki 55 gün oldu, Ramazan-ı Şerif girdi. Hemen seyahati çıkar. Seferi olan bir yere gider. Seferdeyken farz değil. Peki tutarsa farz oruç tutmuş olur. O ayrı bir mesele. Emir değil ona seferdeyken. Dolayısıyla kefaretine devam eder. Bitirir, bitirdikten sonra Ramazan-ı Şerif'e başlar. Ramazan-ı Şerif'te tutmadığı 5 orucu da sonra kaza eder buyuruluyor. Ya bu kadar önemli mi? Bu kadar önemli. 2 ay. Bu sabit. Dile kolay. Sen 55 güne getirmişsin. Yani İslam alimleri en ince noktasına kadar her şeyi araştırmışlar. Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerif ve sahabe-i kiramın efendimizin tatbikatlarına bakarak kitaplara bildirmişler. Hani şimdi diyor ya, Kur'an'dan öğren. Nerede bulacaksın Kur'an'da bu bilgileri? Yok. Olmayınca adam inkar ediyor. Kefaret de inkar ediyor. Mübarek geceleri inkar ediyor. Yani İslamiyet'i inkar edecek de, nitekim öyle başlayanların ölmeden önce deist oldukları, yani ateist oldukları, dini mini hepsini sıyırıp attıkları açıkça görülür. Allah-u Teala rahmet eylesin. O zaman Yüksek İslam'dı. İstanbul Yüksek İslam Üssü Müdürlüğü'nü de yaptıydı. Ahmet Davutoğlu Hoca. Bu başbakanlık yapan Ahmet Davutoğlu değil. Evet, onu bir şey yapmadım. Bu başka. Eser'de yetişen 3-5 tane kalmış işte Ehl-i Sünnet dikkatinde olanlardan. Merhum diyelim. Merhum.
Ahmet Davutoğlu Hoca. Onun bir sözü var. Mezhepsizlik dinsizliğe, insanı dinsizliğe götüren bir köprüdür diye. Onun sözü o. Yani başkaları da aynı şekilde bunu söylemişler. Mezhepsizlik, Zahir Kevseri'nin de var bu konuda böyle bir sözü. Dolayısıyla mezhepsizlik dinsizliğe götüren bir köprüdür. Sen mezhepleri kaldırırsan, fıkıh kitaplarını kaldırırsan ne olacak ondan sonra? Kur'an'da var mı bu kefaret? Yok. Salla gitsin diyecek adam. Öyle diyecek. Ondan sonra kaza işte o ehli sünnet olmayan Vehhabiliğin temellerini kuran İbn Teymiye, onu savunanlar var. İşte DEAŞ, MEAŞ, Vehhabilik dediğin onun savunduğu fikirlerden doğdu. Selefi'cilik falan oradan doğdu. O da aynı şekilde tasavvuf büyüklerine, ehl-i sünnet alimlerine saldırıyordu. O saldırı neticesinde doğurduğu şeyler, ortaya koyduğu şeyler belli. Efendim İslamiyet'i asli şekline çevireceğiz. Yalandır, sahtekarlıktır. İngiliz siyasettir bu. İngiliz'i. Hindistan'da da, Orta Doğu'da da, Türkiye'de de İngilizler ve Yahudiler bu şekilde çalışmışlardır. Ve bu şekilde ilahiyatçılar yetiştirmişlerdir. Zahiren bakıyorsun adam ilahiyatçıdır, din adamıdır. Ama kafası, beyni, kalbi tamamen aynı şekilde İngiliz kafasıdır, İngiliz kalbidir. Yani İslamiyet'i yıkmak, İslamiyet'i yok etmek bunun için uğraşmışlardır. Bu sebepten dolayı Kur'an-ı Kerim'den bunları öğrenmemiz mümkün değil. Fıkıh kitaplarında müştehit alimler Allah-u Teala rahmet eylesin, şefaat alan aile eylesin, didik didik etmişler. Her şeyi araştırmışlar. Onun için kefaret orucu tutan bir kimse Ramazan-ı Şerif geliyorsa, diyelim ki 3 gün, 5 gün veyahut da bir hafta kaldıysa sefere çıkar. Seferde kefaretini tamamlar. Ondan sonra Ramazan orucuna devam eder. Tutmadığı Ramazan oruçlarında sonra kaza eder buyuruyor. Peki hanımlar için de, diyelim ki başladı. Yani bizi dinleyemedi, duymadı ve hatırına gelmedi. Recep-i Şerif ile beraber başladı kefareti. Ondan sonra da soracak. Ben şimdi ne yapacağım? Seyahate çıkacaksın. Yapacak başka bir şey yok. Seferi olan bir yere gideceksin. Hanefi mezhebinde 15 günden az kaldığı yer seferi oluyor. Dolayısıyla gidecek. Bir hafta 10 gün ne kadar kaldıysa onlar orada tutacak. Sonra Ramazan-ı Şerif orucuna başlayacak. Daha sonra da bunları telafi edecek. Buna düşmemek için. Hatta erkeklerin bile Recep-i Şerif girmeden önce kefarete başlamaları ihtiyatlı olur. Mesela Ramazan-ı Şerif bu sene yine 29 çekiyor. Bazen 30-30 geliyordu. Bu sene 29 çekiyor. Geçen sene de 29'du. 27 Mayıs'ta başlıyor. 25 Haziran'da bitiyor. 25 Haziran'da bayram. Dolayısıyla erkeklerin de önceden başlaması 60 günü tamamlaması lazım. Onu tekrar edelim. Kitaplarda açık net bir şekilde buyuruluyor ki yolculuk, hastalık, ondan sonra başka sebepler özür değildir kefaret orucunu bırakmaya. Ben hastalandım, ilaç alıyorum, bırakayım sonra da yok. Diyelim ki 40 gün tuttu, hastalandı, ilaç aldı, bitti o, sıfırlıyor. Hanımlar da sadece muayyen günlerinde ara veriyor. Hemen muayyen günü biter bitmez orucuna devam ediyor. 60 günü tamamlaması lazım kefaret orucunun. Bu sebepten dolayı da hanımların şimdiden kefaret orucuna başlaması lazım. Evet. Ki rahat rahat ulaşabilsin. Erkeklerin bile yani cemazil ahirin diyelim ki 15'i veyahut 15'inde başlasın. Rahat rahat yapsın. Çünkü Şaban'ın 15'inden sonra yememek içmemek, Ramazan-ı Şerif'e hazırlamak iyi olur diye kitaplarda o bilgiler verilmiş. Peki birisi başladı diyelim işte yine bizi duymadı. İşte, bu konuyu da bilmiyordu. Recep-i Şerif'in başında başladı. Ramazan-ı Şerif geldiğinde 55 gün oldu. Hı hı. Seyahate de gitmedi, bilmiyor bunu. Bu İslam alimleri didik didik etmişler ya. Ben de bir İslam alimi olarak soruyorum şimdi size. Kolaylık olsun diye arıyorum yani. Ramazan Şerif'in ilk 5 gününü ikisine de niyet etse olmaz mı? Olmaz. O zaman ben İsmail Bey bula bir şey bulmuş. Farzlarda iki niyet olmaz. O nafilelerde hani kaza namazları konusu sünnetleri kırarken bir iki niyet olmaz diye bağırıyor ya falan. Cahil adamlar ya. Farzlarda olmaz. İki niyet olmaz ama nafilelerde 1, 2, 3, 4 niyet olur. Hatta Hanefi fıkıh kitaplarında açıkça yazılı. Adam mesela camiye geldi, abdest yoktu. Şadırvan'da abdest aldı öğle namazı için. Camiye girdi. Abdest için şükür namazı var. Camiye girdi, tahiyyetül mescit namazı var. Öğle vakti girdi, öğlenin ilk sünneti var. Niyet ettim abdest için şükür namazına, tahiyyetül mescit namazına ve öğle namazının ilk sünnetine. Diyebilir mi? Hatta şey de diyebilir mi? İlk kazaya kalan öğle namazının ve, farzına. Öğle namazının ilk kaza borcu varsa ona ilk kazaya kalan öğle namazının farzına da. 4 tane niyet et. 4 tane niyet. Efendim işte aman bir falan. Ya aması yok arkadaş. Din senin kafana, benim kafama göre değil ki. Din nakil dinidir.
Açıkça açık kitapları, fıkıh kitaplarında yazar bu. Kur'an-ı Kerim tercümelerinde yazmaz. Onun için Kur'an-ı Kerim'den din öğrenilmez. Kur'an-ı Kerim anayasadır. O anayasayı açıklayan Peygamber Efendimiz'in sözleri, hadis-i şerifleridir. Dolayısıyla camiye giderken buyuruluyor. İşte cemaatle namaz kılmak için. Gözümü, kulağımı, elimi, dilimi neyse haramlardan korumak için. Kur'an-ı Kerim okunuyorsa dinlemek için. Vaaz nasihat ediliyorsa onları dinlemek için. Müslümanları görmek, onlardan hasta, yorgun, neyse ihtiyacı olanlara yardım etmek için. Kaç tane niyet ettim? 1, 2, 3, 4, 5 tane niyet ettim. Her birine ayrı sevap veriyor. Bir iş yaptım ama. Bir iş yaptım. Her bir niyete ayrı sevap verilir buyuruyor. Nafile ibadetlerde de bu geçerlidir buyuruyor. Ama bir sorum daha var. Buyurun. Hemen gitmeyin. Şimdi az önceki o 4 niyet kısmında ilk kaza ayaklardan öğle namazının farzına da dedik. Orada bir farz kıldık. Farza niyet ettiğimiz yerde başka öbürlerine nasıl niyet ediyoruz? Yani diğerinde günün farzını kılarken yapamıyoruz da orada da bir farz kıldık. Ona nasıl yapıyoruz? Efendim onu da izah etmişler. Hatta tam İlmihan Saadet Tebediye'de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh insanlar mukni olsunlar diye böyle şey getirmişler. Hep kitaplardan nakil yapmışlar. Onu da bir kitaptan nakil yaparak orada buyuruyorlar ki bir namaz kazaya kalınca bunun artık zamanla kaydı kalmıyor. Zaman kaydı bunda kalmıyor. Kalmadığı için de bu bakımdan nafileye benzer. Nafileye benzemesi sebebiyle ona öyle niyet edilir buyuruluyor. Mesela akşam kazaya kaldı. Öğle vakti akşamı kaza edebilirsin. Kazaya kalan akşamı. Kazaya kalan yatsıyı öğle vakti kaza edebilirsin. Yatsı vaktinde kazaya kalan öğle, sabah öğle ikindiyi kaza edebilirsin. Zaman kaydı kalkıyor. Yani sabah öğle ikindiyi kazaya kaldı. Ertesi gün sabah öğle ikindide kaza edeceksin şartı kalmıyor. Ama vaktin farzı o vakitte kılınacak. Başka bir şey oraya karıştırılmayacak deniyor. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Emri Maruf. Allah-u Teala'nın dinine hizmet her zaman büyük ibadettir. Ama ortalığın perişan, kötü yayınların çok olduğu bir zamanda ufak bir hareket çok sevap kazandırır. Cenab-ı Hak İslamiyet'i kullarına hem dünyada hem ahirette rahat etsinler diye göndermiştir. İslamiyet mıknatıs gibidir. Kalbinde cevher olanları kendisine çeker. Fakat bu demir cevherleri toz toprakla saman çöpleriyle karışıktır. Mıknatısın gezdirilmesi lazımdır ki cevher parçaları o mıknatısa takılsın ve kurtulsun. Eğer mıknatıs gezdirilmezse, yani ehl-i sünnet alimlerinin yazıları ve sözleri, kitap, gazete, radyo, televizyon, internet gibi vasıtalarla insanlara ulaştırılmazsa, bunun için gece gündüz çalışılmazsa bu insanlar nasıl kurtulacak? O mıknatısı gezdirmeyenler, İslamiyet'i yaymak için uğraşmayanlar ahirette nasıl hesap verecekler? Müslümanlıktan mahrum kalanların da bir hakkı vardır. Bu kul hakkından kurtulmak için her müminin dinimizi yaymak için gayret göstermesi lazımdır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Allah-u Teala Cebrail aleyhisselama git filan şehri yerin dibine geçir diye emretti. Cebrail aleyhisselam, Ya Rabbi bu şehirdeki filanca kulun sana bir an isyan etmedi, hep itaat ve ibadet ediyor deyince, Cenab-ı Hak onu da beraber geçir. Zira günah işleyenleri görünce bir kerecik yüzünü değiştirmedi buyurdu. İslamiyet'in iki esası vardır. Birincisi öğrenmek, ikincisi de öğrendiğini öğretmektir. Öğrenmeyen cehenneme gider çünkü cehalet hele bu zamanda hiç özür değildir. Öğretmeyen de cehenneme gider çünkü eğer bizden öncekiler biz yanmayalım diye canlarını, mallarını ve istirahatlerini feda ederek İslamiyet'i bize öğretmeselerdi biz bugün Müslüman olmazdık. Bize İslamiyet'i öğretenlerin üzerimizde büyük hakları vardır. Eğer biz de bu emaneti bizden sonrakilere ulaştırmayıp cezaya müstahak olursak bizi kim kurtarır? İslamiyet'i öğretmeye emri maruf denir. Kendimiz için yaptığımız bütün ibadetlerin sevabı ve Allah yolunda malla canla yapılan cihadın sevabı emri maruf sevabı yanında deryada bir damladır. Bir yerde emri maruf ve nehy-i münkerin terk edilmesi orayı felakete götürür, en kötüler başa gelir.
İslam alimleri barış zamanında düşmanın silahı gibi silahlanmak, ondan daha iyisini yapmak farzdır. Eğer Müslümanlar buna hazırlanmazsa büyük günaha girerler buyuruyorlar. Hatta Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de çok teferruat olmasına rağmen bir misal olarak atların ipine varıncaya kadar gayret gösterin, daha iyisini yapın emrini veriyor. Atın ipine varıncaya kadar iyi ve detaylı hazırlanmak, gücümüzün yettiği kadar çalışmak lazımdır. Bu maksatla çalışmayanlar, bu uğurda yorulmayanlar ve üzülmeyenler ahirette rahat etmez. Emri maruf iki şekilde yapılır. 1- Söz, yazı ve her çeşit yayın vasıtasıyla dinimizi yaymaktır. Bunu yaparken bilgi azsa ve şahsa, adetlere, kanunlara dikkat ve riayet edilmezse fitneye sebep olur. Onun için bunu herkes yapamaz. 2- Hal ile, İslam'ın güzel ahlakına uyarak örnek olmaktır. Herkese tatlı dil, güler yüz göstermek, kimseyi incitmemek, kimsenin malına, ırzına göz dikmemek en tesirli, en faydalı nasihat olur. Bunun içindir ki lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır demişlerdir. Yani kişinin hali, yaşayışı, diliyle söylediklerinden daha tesirlidir. Daha faydalıdır ve anlatılacak şeyi daha güzel belli edip daha güzel bildirir. Görülüyor ki İslam'ın güzel ahlakına uygun yaşamak, emri maruf ve nehi münker yapmanın en güzel yoludur. Mühim bir farzı yapmak, ibadet etmektir. Tasavvuf, insanı Rabbine yaptığı ibadetlerde lazım olan ihlasa ve insanlara karşı lazım olan güzel ahlaka, yani tatlı dilli güler yüzlü olmaya, kızmamaya, kalp kırmamaya, gıybet etmemeye, almak yerine vermeye kavuşturan yoldur. İnsan bu yolu mürşid-i kamillerden veya onların eserlerinden öğrenir. O halde İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi büyüklerin kitaplarını okuyup tatbik ederek önce kendimiz güzel ahlak sahibi olmalıyız, yani önce kendimizi düzeltmeliyiz. Ancak ondan sonra başkalarına faydalı olmayı düşünmeliyiz. Eğer biz sert, sinirli ve kırıcı davranıyorsak, yani kendimize faydamız yoksa başka insanlara nasıl faydalı olabiliriz? Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, içimde kalmasın bir sorum daha var. Deminki konuyla ilgili olarak. Mesela bazı oruçlar farz olmadığı halde, adak orucu mesela. Ona da niyet edemiyoruz değil mi? İkinci bir niyet. Hayır. Çünkü Hanefi mezhebinde vacip farz statüsündedir. Yani şöyle söyleyeyim, kategori olarak sınıflandırıldığı zaman... Daha doğrusu fıkıh kitaplarında öyle sıralanmış. Farz deyince vacip de onun içinde. Mesela haram kelimesi geçtiği zaman tahrimi mekruh ona yakın. Bazı yerlerde mesela şeyde bile Hüseyin İlmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh tam ilmihalinde bile nakiller yapılırken bir yerde mesela namaz kılması tahrimen mekruh olan vakitler diye geçer. Başka bir yerde bakıyorsun namaz kılması haram olan vakit diye geçiyor. Niye? Tahrimi mekruh harama çok yakın. Dolayısıyla vacip farz gibidir. Bunun için vaktinde eda edilmesi kaza edilmesi gerekiyor. Vitir namazı gibi. Kaza edilmesi gerekiyor. Adak oruçları. Vacip. Yemi kefareti oruçları. Yerine getirilmesi gerekir. Vacip artık onlar. Bunları yerine getirmen gerekiyor. Hatta bir kimse Allah rızası için oruç tuttu. Ondan sonra şu veya bu şekilde bozdu. Bunu yerine bir daha tutması vacip oluyor artık. Kaytaramıyor. Bak öbürü de vazgeçebiliyordu. Çünkü Allah-u Teala emretmemiş. Sen kendine emredilmeyen bir şeyi yerine getirdin. Ondan sonra da vazgeçtin. Vazgeçtin. Dolayısıyla yerine getirmen lazım. Artık ona başka bir niyet ilave edilmiyor efendim. Efendim ilk dinleyicimiz kız kardeşim dedi hamile 4 aylık. İşte bebekte rahatsızlıklar söz konusu, kalbinde bile problem olduğu sözü. 4 aylıktı. Tam sınırda. Yani şu anda... Ancak dini, bu özürden dolayı değil. Bunlar çocuğa müdahale için özür değildir. Tam-ül Mehasadit-i Ebediye'de İmam-ı Rabbani Kutsal Sözü'nün Saliha bir hanıma yazdığı Tam-ül Mehasadit'in 3. kısmında, 4. maddede. Orada anlatılırken ancak 120 günden önce dinini öğretememek sebebiyle müdahale caizdir.
Buna ruhsat verilmiş. O da 120 günden önce. Yani 4 ay sınırı getirilmiş. 4 ay geçtikten sonra hangi sebep olursa olsun müdahale caiz değil. Efendim hastalık şu bu, bunlar özür değil. Sadece dinini öğretmemek. O şekilde olursa olur. Efendim gelelim değerli dinleyicimiz sualine. Elimde de mızraklı ilmihal var. Mızraklı ilmihal bilmiyorum elindeki kimin hazırladı. Çünkü piyasada bayağı var. Bazıları aynı şekilde gördüm. Pek uygun değil. Hakikat kitabının yayınlamış olduğu İslam ahlakının içerisinde bulunan mızraklı ilmihal. Onu daha önce Hüseyin Hilmi Efendi müstakilde bastırmıştı. Dağıtmıştı. Mızraklı İlmihal adı altında. O şekilde dağıtmıştı. Bu İmam-ı Gazali Hazretleri'nin Eyyühel Veled kitabı şeyde var. Hakikat kitabın yayınladığı Hak Sözü vesikalarının sonunda var. Küçük bir kitap zaten. Yani o elindeki tercümeyi de tasvip etmiyoruz. Eğer okumak isterse oradan okusun. İlmihal kitabı da değil. Ancak Süleyman Bin Ceza Hazretleri'nin Ey Oğul İlmihali var. Hanefi mezhebine göre yazılmış İlmihal kitabı. Mızraklı İlmihal gibi. Onları tavsiye ederiz. Madem ki Hanefi mezhebinde tam İlmihal Sahittebedi'yi temin etsin. Ha, diyelim ki bulamadı edemedi. Bize müracaat ederse yardımcı olur. Hatta hakikatkitabı.com o adrese girer de isterse oradan da gönderirler. Abdest aldıktan sonra dedi kulakta kalan çöp veya benzeri şeyler oluyor falan dedi. Onlar dedi böyle alınca abdest bozulmaz. Ancak ne bozar? Yani kulakta bir rahatsızlık olur, orada bir akıntı olur. Abdest aldıktan sonra gerçekten o akıntı çıkmışsa, o akıntıyı çıkartırsak o zaman aynı şekilde abdest bozulma durumu söz konusu olur. Mesela gözyaşını da sormuştu. Gözyaşı o da gözde bir rahatsızlık var, hastalık var. Bu hastalık sebebiyle gözden yaş gelirse abdesti bozar. Yoksa ağladığı için veyahut da soğan doğrarken gözüne kaçtığı için yahut da elini sabunladı da gözüne kaçtı. Yüzüne sürerken falan. Dolayısıyla yaşardı, gözyaşı çıktı. Bunlar sebebiyle abdest bozulmaz buyuruyor. Esnediği zaman da aynı şekilde gelen gözyaşı yine abdesti bozmuyor. Namazda ağlayınca diyor burundan bir akıntı geliyor. Hani şey yapınca otomatik olarak orada bir salgı yayınlanıyor. Burundan gelen akıntı nezlesin mesela. Aha ben de yetiştiremezsin. Bu akıntılarca hiçbirisi orucu bozmaz. Özür dilerim. Abdesti bozmaz. Abdesti manisi yok. Ancak burundan kan, rahatsızlık sebebiyle o bölgede bir cerahat bilmem iltihabi bir durum olmuş. Onlar çıkıyorsa Hanefi mezhebinde o zaman bozuyor efendim. Son dinleyicimizin sualleri vardı. Dinleyicimiz dedi ki oğlumun işinin olması için dedi. İşte Yasin'dir, Tebarek'edir. Bazen dağıtıyorum, okutuyorum. Sonra bunları Sisili Aliye Büyükler'in ruhlarına hediye ediyorum. Onları vesile ederek ya Rabbi işte hayırlı bir iş oğluma nasip et. Devamlı ve hayırlı bir iş diye dua ediyorum dedi. Bir mahsur olur mu? Hayır. Büyüklere vesile ederek Rabbimizin rızasına uygun olarak Rabbimizin kelamını da okuyarak onları vesile ederek dua edilir mi? Edileceği de kitaplarda yazılı. Efendim bir de dinleyicimiz dedi yemin kefareti borcumuz var ama ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Mesela 3 aylar gelince biz oruç tutuyoruz dedi. Hele kazaya kalan falan oruçları yoksa böyle kaza kefaret oruçları falan yoksa adak oruçları falan yoksa madem ki tutuyorsun başlarsın yemin kefaretin 3 gün çizersin. Tahmini olarak diyelim ki 10 yemin mesela. Çünkü 30 gün tutunca 10 yemin halledilir değil mi? Bir 30 günde arkasına tutarsan 20 yemin halledersin. 3-3-3-3-3-3 o şekilde yemin kefaret için diye niyetlersin. Bu şekilde böylece onlar da ödenir mi? Evet onlar da ödenmiş olur. Gelelim efendim dinleyicimizin son sualine. Dinleyicimiz dedi ki 3 yıldır dedi ben memlekete giremiyorum. Sonra söyledi ben dedi memlekette evlendim. Demek ki vatan asilleri Van. Eskişehir'de memleketime gidiyorum. Vatan Asya'ya gidince otomatik olarak mukim olur. Otomatik olarak mukim olur. Orada dedi 4 kılıyorum. Doğru mu yapıyorum? Doğru yapıyor. Herhalde sormuş veyahut da ilman kitaplarından okumuş. Yaptığı doğru mu? Evet yaptığı doğru. Peki Eskişehir'de evlenseydi, doğum yeri Van olsaydı, o zaman Eskişehir bundan vatan asisi olurdu. Van'a eğer Hanefi mezhebinde ise 15 günden az kalmak için gittiği zaman seferi olurdu. Şafii mezhebinde ise 2 veya 3 güne kadar kalırsa seferi olurdu. Şafii ve Maliki mezhebinde 3 günden fazla kalırsa 4 gün, 5 gün, 6 gün kalırsa giriş çıkış günleri hariç o zaman mukim olurdu. Hanefi mezhebinde de giriş çıkış günleri hariç 15 gün ve daha fazla kalırsa mukim olurdu. Sırf düğün yapmak için bir yere gitmiş olsalar
Mesela atıyorum Antalya'ya gittiler diyelim düğün yapmak için. Düğünü orada yaptılar. Yok değil. Onu şeyler Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala ile hayattayken bu Türkiye Gazetesi'nin orta sayfası bizim sayfa. Orada bir ekip hazırlıyor onu. O ekip zaman zaman genel sualleri yazılı olarak kendilerine arz ediyordu. Yazılı olarak da aynı şekilde cevap geliyordu oradan. Defalarca aynı şekilde çeşitli vesilelerle soruluyor. Yani kitaplardaki bilgiler, oradaki sorular ve verilen cevaplar neticesinde düğünü bir yerde yapıyorsun. Evet orada bir ifade geçiyor. Zifaf nerede olduysa ifadesi geçiyor. Ama bütün bunların hepsi şey yapınca mesela diyelim ki adam gidiyor Antalya'da düğün yapıyor ama evi İstanbul'da hazırlamış. Evi İstanbul'da hazırlamış. Birkaç gün sonra dönecek. Ha, dönecek. Orası burası. Evlendiği yer burası. Yerleşecek. Vatan hastisi İstanbul. Evet, İstanbul oluyor. Bir kişinin birkaç tane vatan hastisi olabilir mi? Olabilir. Yani kanunen dışarıya baktığınızda hemen. İsmail Bey zorluyor. Bu uygun bir şey değil tabii de kanunen. Zorluyor. Olabilir mi yani? Ha, dinen olabilir. Geçen gün bir video göndermişler. Gördünüz mü? Siz de bilmiyorum. Şimdi bir İngiliz mi? Nedir? Uzun boylu bir herif. Bir tane aynı şekilde böyle Orta Doğulu bir adam. İşte adam başından 17 nikah geçmiş. Halen de 3 hanımın 4 hanımın ne var falan. İşte böyle şey yaparken falan diyor ki o soran ama diyor ben bir tane deyince o adam gülmekten aynı şekilde cevap veremiyor, konuşamıyor. Sen bir tane diyor. Yıkılıyor adam. Daha önce o kültür Anadolu'da da vardı. Ama şimdi o kültür kalmadı. Bitti. Rahmetli babaannem derdi ki işte yukarı mahallede 3 tane kuma vardı. Çok iyi geçinirdi. Ya dedim nene kuma diyorsun iyi geçinir. Öyleydi ama dedi. O yıkıldı. Şimdi mesela Müslüman bir kadın kocasını zina ettiğine rıza gösteriyor ama evlendiğine katiyen. Bak zina, günah ona rıza gösterebiliyor. Affedebiliyor, yanlışlık yapmış falan filan diye. Ama nikahlanmasına asla. Şimdi dinen tabii bir sürü şartlar var onların. Yani şu zamanda zaten o şartları yerine getirmek de mümkün değil de. Erkeklerden bahsediyor. Efendim işte dinimiz izin veriyor falan. Dinine izin veriyor da o şartları yerine getirebilecek misin? Adil davranabilecek misin? Birinin hakkından gelemiyorsun. Hakkını yerine getirmiyorsun. Öbürlerine aynı şekilde şey yapıyorsun falan. Hani dinen bir kimse gitse diyelim ki Japonya'da orada Müslüman bir hanım buldu evlendi. Orada evlendi. Vatan hastisi. Türkiye'ye geldi bir tane evlendi. Türkiye'de nerede? İstanbul. Orası da vatan hastisi. Tokyo. İstanbul. Ondan sonra gitti. Endonezya'ya gitti. Orada da aynı şekilde evlendi. Endonezya'da vatan hastisi oldu. Ondan sonra gitti. Mısır'da diyelim bir tane de. Mısır'da evlendi. 4 yerde vatan hastisi oldu onun. Evlendiği yer çünkü. Evlendiği yer vatan hastisi oldu. Erkek için ama. Boşanınca, talak olunca orası vatan hastisi olmaktan çıkar mı? Boşandığı zaman, orayla alakası kalmadığı zaman orası vatan hastisi olmaktan çıkar mı? Ona bakmak gerekiyor kitaplara. Çünkü net hatırlamıyorum. Çünkü muhakkak İslam alimleri yazmışlardır onu ama şu anda hatırlamıyorum. Kitaplara bakmak gerekiyor. Bir dinleyicimiz de şunu soruyor hocam. Maliki'yi taklit eden bir Hanefi. Hacca gitti. Namazları nasıl kılacak diyor. 15 gün kalacaklar orada. Mukim kılacak. Mukim kılacak. Maliki'yi taklit ediyor çünkü. Mukim kılacak. Niye? Çünkü Maliki'yi taklit ettiği için 3 günden sonra İmam Malik Hazretleri diyor ki mukimsin. İmam Azam Übani Hazretleri evet 15 günden az kaldığın için seferisin diyor ama İmam Malik Hazretleri diyor ki olmadı namazın diyor. Eğer 2 kıldıysan diyor bunu 4'e tamamlamazsın. Kaza etmen lazım diyor. Birisi olmadı diyor. Öbürüsü de mekruh diyor. Bak mekruhla müfsit çarpıştı. Dolayısıyla olmadı tarafı alınır buyuruluyor kitaplarda. Dolayısıyla orada 4 kılacak. Bir de dinleyicimiz diyor ki haçta diyor bir cem etme durumu varmış namazları. Hanefi mezhebinde Arafat meydanında öğleyle ikindi cem ediliyor. Müzdelife'de de akşamla yatsı cem ediliyor. Zaten oraya gittiği zaman otomatik söylüyorlar ve cem ederek kılıyorlar. Hac için şimdi kuralar çekiliyor ya Türkiye'de mesela. Hı-hı. Diyanet kura çekiyor. Ona göre gönderiyor. Bu kura çekimi uygun olur mu? Dinen bir mahsur var mı? Yok. Talep edenler çok olduğu için kura çekmek dinen caiz kitaplarda yazılıyor. Kura caiz. Bunlar herhangi para falan filan verdiği söz konusu değil.
Şimdi Suud diyor ki ben diyor şu kadar alırım. Peki ne yapsın Türkiye devleti? Mesela diyor ki Suud diyor ki ben diyor Türkiye'den 60.000 kişi alırım. Ama Türkiye'de 160.000 kişi müracaat etmiş. Ne yapacak? Mecburen kura çekecek. Ya müracaat sırasına göre kullanacak. Değil mi bunu? Ki müracaat sırasına göre kullansa bile mesela diyelim ki bu sene 160.000 kişi müracaat etti. Evet. 60.000'ini aldı, 100.000'i arttı. Onu 100.000 ne olacak? Önümüzdeki senede bir o kadar üstüne binecek onun. Dolayısıyla bunların hepsini topluyor. Kura çekiyor. Nasip artık. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum.